Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün sizin sevdiğiniz videolardan bir tanesi olacak. Bu da ne derseniz temizlik ve valiz hazırlama. Biz yarın sabah Filipinlere gidiyoruz ve o yüzden de gitmeden önce bir ev temizliği, böyle bayağı güzel bir ev temizliği ve valiz hazırlığı videosu çekmek istedim. Ya ben bunları zaten yapacaktım. Dedim ki videoda çekeyim, en azından videosuz kalmamış oluruz, bence harika düşündüm. Çünkü bilgisayarımı oraya götürmeyeceğim. O yüzden edit yapamayacağım. Bu videoyu da bu akşam hemen çeker çekmez editleyip videoyu yükleyip oradayken hazır videoları paylaşmak istiyorum. Nereden başlasam hiçbir fikrim yok. Şimdi size şöyle şey yapayım. Tatilde giyeceğimiz şeyleri bu şekilde buraya yığdım. Oysa bu koltuğu falan dün eşim burada yattı. Çünkü çok sıcak. O yüzden o klimanın altında yatmak istedi. Sonra şurada bir takım eşyalarımız var falan. Ben bir de böyle bozulacak şeyleri falan, her şeyi buzdolabına koyduğum için burası da biraz dağınık. Mina'nın odası dağınık toplanacak. Şu kapı önü birazcık böyle şey. Bizim oda zaten. Neyse arkadaşlar, çok konuşmadan salon yastıklarından filan başlayayım. Burayı tertemiz ettikten sonra oda geze geze her yeri temizlerim diye düşünüyorum. Yerleri filan komple süpürdüm, sildim, temizledim. Birazdan toz alacağım ama toz almadan önce evde kuru soğanlar var. Biz evde yokken bunlar sıcaktan kötü olmasın diye bunları soyacağım. Ve kilitli poşetlere koyup ondan sonra buzdolabına kaldıracağım. Yani biz kayınvalidemle hep öyle yapıyorduk, şimdi de öyle yapacağım. Çünkü başka türlü soğanlar hemen bozuluyor. Hava çok sıcak ve bizim evde soğuk bir alan yok. O yüzden bunları soyup buzdolabına koymak en mantıklısı geliyor. Şimdi soğan soyuyorum, o yüzden bunları da hazırlayayım, hazır unutmadan aradan çıksın. Sonra da işte kendime bir çeki düzen veririm. Valizi hazırlamaya başlarım. Bir bardakta kahve içerim çünkü hak ettim diye düşünüyorum açıkçası.
kankası. Ani, kiyokne. Evet, şimdi balkonu temizleyeceğim. Balkonun ön taraftaki şu camlarını sileceğim. Ondan sonra burada bitmiş olacak. Sonra valizi artık yapabiliriz. Bir de banyoyu yıkamam gerekiyor, temizlemem gerekiyor. Ondan sonra bütün işlerim bitmiş oluyor. Öyle arkadaşlar. Bayağı bir temizliğe giriştim. Sizi şöyle şuraya bırakacağım şimdi. Çünkü benim tripodum kırıldı. O yüzden yeni de almadım. Şimdi... Şimdi banyoyu temizliyorum. Balkon bitti. Hazır elimdeymişken, suyun içine girmişken burayı da temizleyeyim. Buradaki eşyaları tamamen kaldırıp. Evet arkadaşlar, bütün ev işlerini bitirdim sonunda. Halıları falan henüz sermedim. Burayı bir kez daha şey yapacağım, sileceğim. Çünkü valizleri getirdim. Pardon. Size de çarptı. Önce şu valizlerin eski seyahat şeylerini sökeceğim. Böyle yani çok fazla kez Türkiye'ye gittik biz. Bu stikerlerin hepsi Türkiye'den kalma. Bu valizdeki. Yani bir şey olur mu bunlara? Zannetmiyorum ama şu fişleri en azından sökelim diye düşündüm. Şu valizi yan yatırayım. Bir de daha valiz yerleştirmeden şöyle iki tane kargo var. Bunların da ne olduğuna hep birlikte bakalım. Bu işlerimi halledeceğim. Daha sonra Mina'yla birlikte pazara gideceğiz. Ona bir terlik alacağız. Eşim ona Crocs aldı dün. Ama büyük geldi. Ve değiştirmeye vaktimiz yok. Eşim de dedi ki büyüyünce giysin. Biz şey yapalım dedi. Eşim kendine bir şey almış böyle. Şort. Bayağı bir şortu oldu. Onu da şu çamaşırların içine koyalım. Bu çöpleri kaldıralım. Bir de işte şöyle bir kutu kargo var. İki gündür bekliyor açmayı. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunu da açalım. Hazır şeyken belki şeydir yani, götürmemiz gereken bir şeydir. Wow! Böyle bir zarf çıktı. Hot sunglass yazıyor. Bir kuponumuz var.
Gözlük almış eşim sanırım. Bunlara sonra bakarız. Oo, 5000'lik kuponumuz var da QR kodu görünmesin. Şimdi size gösteremiyorum. Sonra gözlük bu sanırım. Ay, bana mı aldı acaba? Kime aldı bu gözlüğü? Umarım banadır. Yine pıt pıt. Gerçekten bıktım pıt pıtlardan. Şöyle bir paket. Bir paket daha. İnanmıyorum. Bu bir şaka olmalı. Bir saniye. Arkadaşlar, Balenciaga'nın gözlüğü. İnanamıyorum. Bu şaka mı? İnanamıyorum. Aa. Aa, ben şok. Arkadaşlar, bayağı bir böyle bir oldu. Oha. Şunu yok sayalım. İnanmıyorum. Bir şey diyeceğim. Bunun içine habire kutular falan çıkıyor. Bu arada gözlük nasıl? Yani şu şeyinden ötürü şunu şöyle yapayım ya. Yakıştı mı sizce bana? Oha, çok güzel. Wow, Balenciaga. Hiç beklemediğim bir şey. Burada sanırım tamir kiti falan var. De böyle bir çanta. Aa, diğer gözlükleri koyabilmek için çanta göndermişler. İşte böyle gözlükleri koymalık. Wow. Gerçekten şok oldum şu anda. Bu gözlük buna sığmıyor ama. Bakın, modeli böyle arkadaşlar. Çok güzelmiş. Neyse, eşim gelince diyeceğim nasıl aldın sen bunu diye. Bunu kenara kaldırıyorum. Eşim geldiğinde bakıversin. Şurada işte şey falan çıktı. Evet arkadaşlar, hazırsanız artık valizi doldurmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şurada dediğim gibi bir sürü şey var. Bir şey diyeceğim, bu stickerlar çıkınca çanta çok kötü görünüyor. Yani stickerların izi kalıyor. O yüzden onları çıkarmayacağım. Neyse. Valizimizi açalım. Hayat valiz hazırlamakla geçiyor bu arada arkadaşlar. Çünkü çok fazla, yani ben evlendiğim zaman, yeni evlendiğim zaman habire Türkiye'ye gidiyordum. 3 ayda bir filan. Şimdi valizi hazırlayacağım. Size de tek tek neler aldığımızı göstereceğim. Eşyaları şuradan çıkartayım. Mina'ya çeşit çeşit böyle elbiseler koyuyorum arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz şu anda. Durun, şuraya koyayım. Böyle sarısı, pembesi, çocuk olduğu için çok böyle şey olur, üstü çabuk kirlenir diye. Çeşit çeşit ama hep genel olarak elbise. Bir tane bu şortla tişört olarak koydum. Böyle takımları var. Bu Mina'nın elbiseleri. Sonra yanına şöyle Mina'nın bir tane uzun kollu, altı böyle şortlu yüzme kıyafeti var. Mayo da diyebilirsiniz artık. Bir de böyle Mina'ya çiftli aldık bu üstü. Bu da altı pantolonlu. Böyle neden tercih ettik? Güneşte yanmasın diye. Bu da Mina'nın. Sonra şöyle bir havlusu var. Üzerine giymelik, böyle şapkalı filan. Bunu da Costco'dan aldık kayınvalidemle birlikte. Yani birkaç farklı rengi daha vardı ama hiç güzel değildi arkadaşlar. Böyle rengi çok çingene çingene kokuyordu. O yüzden almadım yani. Burası tamam. Başka ne var? Mina'nın böyle şapkaları var. Bu düdüklü bir şapka arkadaşlar. Yüzerken falan herhangi bir tehlike anında
veya işte bizi kaybettiği zaman düdüğü çalabiliyor. O yüzden böyle şapka aldık. Sonra bir tane böyle yüzme şapkası aldık. Kuyruklu muyruklu, çok tatlı. Sonra bir tane daha var Mina'nın şapkası. Mina'nın çok şapkası var. 3 tane şapkası var ama teki nerede bilmiyorum. Ha, buradaymış. Bir de böyle dışarıda gezerken falan takmalık beyaz şapka. Kıyafetlerinin üstüne falan. Sonra Mina'nın can simidi. Böyle can simidi aldı eşim. Şu şekilde giyiliyor. Böyle göstereyim size. Yani aynen bu şekilde giyiliyor. Bir tane de bundan aldık. Sonra Mina'ya ne aldık? Şöyle deniz ayakkabıları var arkadaşlar. Bunlar aqua shoes diye geçiyor. Bu ayakkabılarla suyun içine girebiliyorsunuz. Sahilde yürüyebiliyorsunuz ve çabuk kuruyor. O yüzden bu ayakkabılardan aldık. Ayakkabısını da buraya koyayım. Sonra başka ne aldık? Mina'nın başka yok sanırım. Yani yeter, 5 gün gidiyoruz zaten. Kıyafetleri yeter diye düşünüyorum fazlasıyla. İç çamaşırları falan var. Biraz daha iç çamaşırı ekleyeceğim. Pijama eklemem lazım. Şapkalarını şöyle koyalım. Öyle. Sonra sıra geldi. Benim şöyle bir üstüm var. Göstermiştim bir önceki vlogda, almıştık. Ondan sonra şöyle yarım crop bir üst daha var. Ondan sonra beyaz etek aldım yanıma. Tam tatil renkleri. Hani öyle tatil renkleri olsun diye. Ondan sonra şöyle yine tatil renginde bir kolsuz daha. Ondan sonra burası çok karışık ayol. İşte benim şu uzun elbisem var. Geçen videoda gösterdiğim. Onu da şuraya koyacağım. Sonra ben şöyle desenli, etnik desenli bir elbise daha aldım. Şöyle. Bu boydan bir elbise. O şeyde giymek için, işte tatil köyünde falan giymek için. Nasıl güzel katlarım bilmiyorum ama zaten karışık. Oraya gidince şey yapacağım, halledeceğim. Bunu da hemen buraya koyuyorum. Başka şöyle bir pantolon koydum kendime. Yarım böyle. Bir tane de. Onu da buraya. Şimdi kendime iki tane mayo tarzında bir şey aldım. Birincisi bu arkadaşlar. Şöyle beyaz, tamam mı? Bu böyle mayo. Ama bunun bir de eteği var. Kendinden etekli. Böyle etekli oluyor. Ben çok fazla şey, böyle bacaklarım kalın olduğu için üst vücuduma göre. Biraz da işte eskiden kilolu olduğum için çatlaklarım falan var. O yüzden kendime çok güvenemiyorum bikini giymek için. O yüzden mayo giyiyorum. Mayo seviyorum. Öyle, bunları da koyacağım. Sonra bir tane daha var. O da Mina'nınki gibi böyle kapalı bir şey arkadaşlar. Biz şeye gideceğiz. Deniz dalış yapmaya gideceğiz. Şnorkel değil de tüple dalış yapmaya gideceğiz. O yüzden böyle üstü bu. Ondan sonra altı tight. Ben dün bunu denedim. Çıkartırken de katlamadan, böyle düzeltmeden çıkarmışım. Altının tight'ı var bu şekilde. Ondan sonra bir de şortu var bunun. Tight'ın üzerine bir de şort giyiyorsunuz. Böyle takım. Bir tane de bundan aldım. Böyle değişikli değişikli giymeye işte. Bir gün birini, bir gün de diğerini. Bunu da buraya koyuyorum. Şeyi çok tatlı ama böyle giyince çok güzel gösteriyor vücudunuzu. Hani böyle çok fit görünüyorsunuz. O yüzden hoşuma gitti, beğendim. Sonra kendime şöyle bir şapka aldım. Hazır şapka. Hem beyaz mayoma da uyar bu, hem de şeydi, böyle dışarıda gezerken işte kıyafetlerin üstüne falan da uyar. Tam turist şapkası. O yüzden böyle tatlış mı tatlış bir şapkam var. Şapkayı da buraya koyduk. Sonra iç çamaşırları falan var. Benim de aqua shoes'larım bu şekilde arkadaşlar. Beyaz. Eşimle couple aldık biz. İkimizinki
aynı ama bakar mısınız, benimki küçücük, onunkine bakın. Bir de işte shoes aldık, Aqua shoes. Onları da şu kenara koyacağım. John Smith'i, Mina'nın ayakkabısı. Sonra eşim şey almış, biz böyle telefonlarımızı da biliyorsunuz yanımızda taşıyacağız ve benim birkaç tane takipçim daha önce gitmişler Filipinlere ve dediler ki böyle çok değerli eşyanız, kolyeniz, küpeniz vesaire varsa takmayın, götürmeyin çünkü boynunuzdan bile çalabiliyorlar, yani hiç farkında olmuyorsunuz dedi. Ben de bunu eşime söyledim. Biz telefonları normalde sahile bırakıp, ya Kore'de olsanız bırakır gidersiniz, kimse de sizin telefonunuzu ellemez, çalmaz, etmez çünkü Kore'de böyle şeyler yapılmıyor. Ama o yüzden işte eşim böyle bir kendine bir de bana telefonlarımızı koyabileceğimiz cüzdanlar almış. Su geçirmez bunlar. Benimki şöyle, yani diyorum ki hani yüzerken falan şu şekilde takayım burama. Yüzeyim yani. Öyle düşündük işte. Bunları da buraya koydum. Sonra işte benim şöyle bir tane daha aslında bu uzun kollu mayodan var benim. Ama o artık çok bol geliyor. Biz şeye gittiğimizde ailecek pool villada kalmıştık. Denizli bir deniz mi? Deniz mi? Havuzlu bir villada kalmıştık. Mina çok küçükken o zaman almıştık bunu. O zaman şimdiki halimden daha kiloluydum. Bir 5-6 kilo daha fazlaydım. Zayıflayınca şey oldu ama bu büstiyer tarzı şeyler falan hala oluyor. Bunun bir tane de şeyi var bu. Bu arada şöyle arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın, don değil yani bu. Bir de işte şortu falan var. Onları da koyacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz yani. Sonra şöyle bir havlumuz var. Deniz havlusu. Bunu eşimle ikimiz kullanalım dedik. Bunu bunun üstüne koyuyorum. Bu tarafı artık kapatayım. Şey diyeceğim, bize var ya tek valiz bile yeter aslında ya. Eşya çok götürmüyor gibiyim. I don't know. Ben bunu yapacağım. Eşim tekrardan düzeltir zaten de. O kendi başına hallediversin. Ben sadece size göstermek için şey yapıyorum. Geldik eşimin eşyalarına. Şöyle bir tişörtü var. Bunu da şey yeni almıştı. Bunun etiketlerini keseyim mi ben? Aa, bu şeymiş, filkete neymiş? Böyle tatilde giymek için aldığı tişörtlerden bir tanesi. Sonra bir tane daha var. Bu çok tatlı. Diyor ki bana şey yaptığımızda sen de giymek istersen giy diyor. Bu çok hoşuma gitti çünkü benim. Bayağı büyük beden alıyor çünkü göbeği var. O yüzden şey oluyor böyle. Göbeği olduğu için arkadaşlar geniş geniş alıyor. Bu bir şortu. Şöyle. Eşimin zevkleri. Nerede makas? Makası nereye koydum? Makas nerede? Buradaymış. Etiketlerini keselim. Ya denedi de bunları, etiketlerini çıkarmamış. Bu. Sonra bir şortu daha var. Şöyle desenli. İkincisi bu. Bitiyor mu? Az önce gösterdiğim şort, bir de bu var işte. Bunun da etiketi var, bunu da keselim. Sonra böyle kendine şortlu bir tayt almış. Günlük giyerim diye. Kore'ye dönünce de giyer bunları. Bunu da koyuyorum. Sonra eşimin de işte şeyi bu. Böyle kapalı olan o kollu mayosu. Mayo mu deniyor buna? Koreliler reşigadı diyorlar. Ama ben tam olarak İngilizcesini bilmiyorum. İşte içinin böyle bir iç çamaşırı var bu şeyin. Erkekler için olanının. Sonra böyle bir tight'ı var bunun da. Tight'ın üzerine bir de şortu var. Ve bunu giyiyorsunuz arkadaşlar. Dalış falan yapacağınız zaman. Bir de Korelilerin bunu her şeyde tercih etmesinin sebebi
güneşte yanmak istemiyorlar. Bunun şortu da bu. O yüzden böyle şeyler tercih ediyorlar. Bir tane de işte şortların üzerine giymelik böyle bir şey aldı kendine. Biz böyle çok deniz tatiline gitmediğimiz için hiçbir şeyimiz yoktu arkadaşlar. O yüzden hepsini sıfırdan almak durumunda kaldık. Bu da eşimin ayakkabıları, deniz ayakkabıları. Küçük görünüyor olabilir ama gayet büyük. Bunları da şuraya koydum. Şimdi sırada ne var? Bu var arkadaşlar. Diğer videomda göstermiştim. İzlemeyenler o videoyu da izlesin lütfen. Bu filtreli duş başlığı. Bunu da yanımızda götürüyoruz. Şimdilik bu valiz bu kadar. İç çamaşırlarımız falan var. Onları size göstermeyeyim ama koyarım. Şöyle bugün şöyle minik bir çanta aldım Daiso'dan. Bunun içine ne koyacağım biliyor musunuz? Güneş kremlerimizi, kişisel bakım eşyalarımızı vesaire hepsini bunun içinde toplayacağım. Şu şeylerini de çıkartayım. İşte şöyle güneş kremimiz var. Bir tane vücuda sürmelik. Bu yüze sürmelik. Bu görmüş olduğunuz şey sivrisinek ısırıyor ya, kaşınıyor. O kaşıntıyı yok eden bir ilaç. Eczaneden aldık bunu da. Öyle birkaç tane de makyaj malzemesi koyacağım. Böyle dışarı AVM'ye gezmeye falan gittiğimizde böyle elime yüzüme çeki düzen vermek amaçlı. Ondan sonra işte cilt bakım malzemelerimi, maske. Şimdi odaya geldim. Şöyle paket maske koydum içine. Tekrar bir tane daha şey koyacağım. Yüze sürülen stick güneş kremlerinden. Sonra bizim şurada büyükler için olan şeyimiz var arkadaşlar. Sivrisinek ısırıkları için yine bu da. Bir tane de bundan koyacağım. Ondan sonra ne koyayım? Evet, makyaj için, cilt bakımı için bir şeyler koymam lazım. Şu serumum az kaldı. Bunu götüreyim yanımda. Ondan sonra serum kullanıyorum ben. Tonik kullanıyorum. Toniğim yok. Yani oraya götürebileceğim boyutta küçük bir toniğim yok. Neyse, onu hallederim. Sonra cımbız ve kaş jiletimi de alacağım yanıma. Şu kapatıcımı alacağım. Ondan sonra şu allık. Bu rimel. Rimel kahverengi. Doğal bir rimel. O yüzden onu alıyorum. Ondan sonra şu far paletimi alacağım. Bir tane de bu sürmek için bunu. Ondan sonra neye ihtiyacım var? Evet. Sünger. Çünkü makyaj yaparken sünger lazım oluyor. Bir tane bu. Bir de yüz için tekrardan ayrı bir güneş kremi. Lazım olur arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Yani. Bu çantamız böyle hazır oldu. Maske böyle 12 tane falan götürüyorum. Eşim maske götürelim dedi diye. Muhtemelen kendisi de maske yapmak isteyecek. O yüzden söyledi. Başka rimel aldım. Her şey okey. Orası tamam, bitti. Şöyle minik bir çantam daha var. Bunun içine de bu ürün ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yüz yıkama tozları. Köpük götürmeyeceğim. Onun yerine toz götüreceğim. Böyle tozlar. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yeter diye düşünüyorum. Bunun içine 10 tane bundan. Ve vazgeçilmezim Foreo. Foreosuz hiçbir yere gitmem. Ondan sonra şey olarak da bunu götürüyorum arkadaşlar. Tonik olarak da. Bunun içine sığmıyor. Bir de bakın aklıma ne geldi. Ağrı kesici. Mina'ya ateş düşürücü. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Seyahate çıkarken
mutlaka ve mutlaka yanıma ilaç alıyorum. Ağrı kesici özellikle. Ondan sonra Mina hava sıcak olacak. Ben çocuğumu tanıyorum. Mina o yüzden böyle şey olacak yani. Çok iyi biliyorum. Ateşi çıkabilir, her şey olabilir. O yüzden Mina'ya da ateş düşürücü koyacağım. Ağrı kesici şöyle 3-4 tane falan. Mina'ya da ateş düşürücü 2 tane falan koyarsam yeterli olur diye düşünüyorum. Onun dışında bir de hazımsızlık için ilaç. Hazımsızlık için ilaç da koyacağım. Öylece daha iyi olur. Çünkü başka bir ülkeye gittiğiniz zaman oranın yemekleri alıştığınız yemeklerden çok çok farklı oluyor. Öyle olunca da doğal olarak hazımsızlık yaşama ihtimalimiz daha da yükseliyor. Ben de bunun için yöntemler. Evi toparladım. Valizleri de toparladık. Şöyle göstereyim. Şurada çöpler var. Onları giderken atacağım. Valizleri ikiye ayırdım daha sonradan. Küçük valizde mayolarımız, işte can simitleri vesaire var. Büyükte de normal kıyafetlerimiz var. Birkaç ekleme daha yaparız. Zaten daha kameramı falan da koyacağım. Hazırlayacağım. Şimdilik hazırız arkadaşlar. Mina'yı almaya gidiyoruz. Ama ben bu videoyu burada sonlandıracağım. Çünkü dışarısı çok sıcak ve enerjim kalmadı. Yoruldum. Sabahtan beri iş yapıyorum zaten. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda tatile gidiyor olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.